eksi 2 ve 1 kapalı aralığında sürekli bir fonksiyonmuş ve f eksi 2 3'e f 1'de 6'ya eşitmiş. Ara değer teoremini kullanarak, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle doğru olduğunu bulmamızı istiyorlar. Peki, şıklara bakmadan önce ara değer teoremi hakkında ne bildiğimizi bir hatırlayalım. Öncelikle burada geçerli olduğunu biliyoruz değil mi? Çünkü bu kapalı aralıkta sürekli bir fonksiyon. Aynı zamanda fonksiyonun eksi 2'deki değerinin 3 olduğunu da biliyoruz. Bunu yazalım. f eksi 2 eşittir 3 ve... F1, evet onu da vermişler, eşittir 6. Ara değer teoreminin bize söylediği şey ve bu arada tüm bunlar size yabancı geliyorsa ara değer teoremi videosunu bir kez daha izlemenizi öneriyorum. Peki, ara değer teoreminin bize söylediği şey, eğer kapalı bir aralıkta sürekli bir fonksiyonumuz varsa, fonksiyon iki uç değer de dahil olmak üzere arasındaki bütün değerleri alır. Şöyle ki veya başka bir deyişle 3 ile 6 arasındaki herhangi bir L için eksi 2 1 aralığında FC eşittir L'yi sağlayan eksi 2 virgül 1 aralığında FC eşittir L'yi sağlayan en az bir C değeri vardır. Evet bu doğrudan ara değer teoreminden gelir günlük dildeki karşılığı ise bu sürekli bir fonksiyondur ha? denk. Gerçi birazdan görsel olarak çizeceğim ama eğer fonksiyon sürekli ise grafiğini çizerken kalemi kaldırmamam gerektiğini hatırlatmış olayım. Dolayısıyla 3 ile 6 arasındaki bütün değerleri almamız mantıklı bir açıklama olur. Bakalım bu cevaplardan hangisi bu duruma uygun ve sadece birini seçmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi fc eşittir 4. O zaman buradaki l değeri 4 oluyor ve fc eşittir 4 için bu aralıkta en az bir C vardır. Böyle bir şey diyebiliriz ama burada tam olarak böyle söylemiyorlar. En az bir C için FC eşittir 4 olabilir ama bu aralıkta olamaz. Unutmayın ki C aslında bizim X'imiz. Burası bizim X'imiz yani C'nin bu aralıkta olması gerekiyor. Bunu birazdan görsel olarak da inceleyip doğruluğunu kontrol edeceğiz. 3 ile 6 arasındaki en az bir C için FC eşittir 4 olur demiyor. Bu aralıktaki en az bir C için FC eşittir 4 olur diyoruz. 4'ün 3 ile 6 arasında olması önemli. Çünkü bu fonksiyonumuzun değeri ve C'nin X eksenindeki kapalı aralığımızın içinde olması gerekiyor. O zaman bu şıkkı eleyebiliriz. Kafamızı karıştırmaya çalışmışlar. Tamam. Eksi 2 ve 1 arasındaki en az bir c için fc 0 olur. Şimdi burada x eksenindeki aralığı doğru yazmışlar. c'nin bu aralıkta olması gerekiyor ama ara değer teoremini kullanarak fc eşittir 0 olur diyemiyoruz. Çünkü 0 3 ile 6 arasında değil. O zaman bunu da eledik ve bunu da eleyeceğim. Çünkü Bunda da fc eşittir 0 olur diyor. Şimdi bakalım geriye bir tek bu şık kaldı ve umarım bu doğrudur. fc eşittir 4. Bunda bir sorun yok çünkü 4, 3 ile 6 arasında. Eksi 2 ve 1 arasındaki en az bir c için evet çünkü buradaki aralığın içinde o zaman aradığımız şık bu olsa gerek. Bunu aynı zamanda görsel olarak da düşünelim şimdi. Ara değer teoremini görsel olarak düşündüğünüzde daha anlamlı olacak. Şuraya önce x eksenini çizeyim. Ardından y eksenini de çizeyim. İkisinin de farklı boyutlarda olduğuna dikkat edin. Özellikle öyle çizdim. Şimdi bakalım. Burası 6, burası 3, burası da y ekseni, evet burası 1, burası eksi 1, burası eksi 2. Eksi 2, 1 kapalı aralığında sürekliyiz ve f eksi 2 eşittir 3. Onu da şöyle gösterelim, evet f eksi 2 eşittir 3. Şuraya denk geliyor ve f1 eşittir 6. O da burası oluyor. Şimdi sürekli bir fonksiyon çizmeyi deneyelim. Sürekli fonksiyonun bu noktaları da içermesi gerekiyor. Yani içinde bu iki noktayı da barındıran fonksiyonun grafiğini çizerken kalemi kaldıramayız. Böyle bir şey yapamayız. Kalemi kaldırmak yok. Bu sürekli bir fonksiyon. Bütün değerleri alması gerekiyor. Gördüğümüz üzere bunu zaten yapıyor. 3 ile 6 arasındaki bütün değerlere sahip. Başka değerler de alabilir ama kesin olarak bildiğimiz sadece 3 ile 6 arasındaki değerleri aldı. Şimdi 4'e bakacak olursak 4 şurada bir yerde. Çizdiğim şekilde sanki tam olarak y ekseni üzerindeki bu değeri alıyormuş gibi duruyor. Bu arada x eksenini yazmayı da unutmuşum ama Gördüğünüz üzere aldığı C değeri eksi 2 ile 1 aralığında. İsteseydik bu grafiği birçok farklı şekilde çizebilirdik. Ama bakın burada birden fazla C değeri alıyor. C değerimiz bu da olabilirdi ama C'nin bu değeri de eksi 2, 1 aralığında kalıyor. C bu da olabilirdi ama bu da yine eksi 2, 1 aralığında. Bu da C olabilirdi ve yine eksi 2, 1 aralığında. Bu şekilde çizdiğim için bu C değerlerini bulduk. Bunu düz bir çizgi olarak da çizebilirdik. Böyle de çizmiş olabilirdik ve bu durumda 4 olduğu zaman bir tek C değeri var olurdu. O da burada. Dolayısıyla buna kesin olarak doğru diyemeyiz. 3 ile 6 arasında en az bir C için fc eşittir 4 olmayabilir. 3 ve 6 bu grafiğin üzerinde bile değiller. 2 ve 3'ü geçip daha da ileriye gitmemiz gerekir. Bu yüzden 3 ile 6 arasındaki en az bir c için fonksiyonumuzun 4 olacağını garanti edemeyiz. x 3 ile 6 arasında olduğu zaman daha fonksiyonun nasıl davrandığını bile bilmiyoruz.